Hayırdır? Yakışıklı. Karadeniz'de gemilerimiz mi battı? Yok baba ya, bir şeyim yok. Var var. Bir şey var. Var, bir şey var belli. O top ortaya çıktığına göre bir şey var. Hadi dökül bakayım. Anlatsam da çözülebilecek bir şey değil baba. Yani zorlu olacak bir şey değil. Belki de olur oğlum. Ne biliyorsun? Sen daha Akif Atakul'u tanımadın mı? Belki de çözeriz. Hadi anlat. Bugün Nebahat ablayla bir arkadaşı annem hakkında konuşuyorlardı. Yok işte seni kandırmak için beni doğurmuş. Yok işte o suçluymuş. Baba benim annem öyle bir kadın değildi ki. Bak biz çok kötü günler geçirdik. Çok parasız kaldık, yoksul kaldık. Benim annem seni bir kez bile aramak istemedi. Benim annem gururlu bir kadındı baba. Öyle bir kadın değildi. Öyleydi. Bak. Bak Kaan, ben seni anlıyorum. Ama sen de Nebahat'i anla. Yani neticede aldatılmış bir kadın o. Çok sinirli. İçinde bir ateş yanıyor yani. Çok kızgın. Ve bir yerlere patlaması gerekiyor. Doğal olarak da sana patlıyor. Sen merak etme. Ben konuşurum onunla. Baba böyle de şikayet etmek gibi oluyor. Ben böyle olsun istemiyorum ki. Şikayet etmiyorsun oğlum. Biz baba oğul dertleşiyoruz şu an. Öyle değil mi? Bak yakışıklı. Sen bana ve bu aileye çok büyük bir iyilik yaptın. O gece beni ve kızımı kurtardın. İşte bu yüzden de kimse seni kabul etmese de ben seni kabul ettim oğlum. Tamam? Bu Süsen mevzuunda bir değişiklik yok değil mi? Gözün üstünde yani. Merak etme baba. Huzursuz olacak hiçbir şey yok. İyi. Aman diyeyim boşlama. Ben halledeceğim baba, merak etme. Eminim. Al kızım. Hoş geldin baba. Hoş gördük. Nebahat'le Doruk nerede? Doruk sporda. Nebahat abla da Melisa'ya bir şeyler almak için alışverişe çıktı. Evde yoklar. İyi. Güzel. Oğlum sen benim söylediklerimi niye yapmıyorsun ya? Ha? Ben sana ne dedim? Süsen'i gözünün önünden ayırma dedim. Sen bu işi yapamayacak mısın oğlum? Ne oldu baba, niye ki? Niye ki diyor ya? Ulan senin daha dünyadan haberin yok, dünyadan. Bırak dünyayı, okudun, okuldan haberin yok. Süsen Ömer okulda kalsın diye yardım kampanyası başlattı. Hey yavrum hey. Baba o Süsen iyilik olsun diye yaptı. Lan bırak. İyilik olsun diyeymiş. Belli ki vicdan yaptı o yüzden. Ya vicdan yapıyor ya da aşık bu kız bu çocuğa. Var mı böyle bir şey oğlum? Bak olabilir mi böyle bir şey? Yok baba öyle bir şey yok. Zaten kız söyledi bana. Ben senden hoşlanıyorum diye. Doğum gününde itiraf etti baba. Kaan, ben sana kendimi yeterince açıklayamadım galiba. Bu hikayenin sonunda benim kızım üzülürse hepinizi üzerim. Hepinizi yakarım. Eğer benim kızım o deliğe girerse hepiniz de peşinden girersiniz. Ne biçim iş arkadaşlar? Çoluğun çocuğun mevzusundan kendi işimizi gücümüzü yapamaz olduk ya. Sürekli olduğumuz yerde patinaj çekiyoruz ya. Ne suçluluk duygusuymuş, ne vicdanmış arkadaş. Akif. Canım.
Melisa'ya göndermek için alışveriş yaptım bugün. Dönüşte de somon aldım akşam yemek için. Evde misin? Akşam yer misin? Evdeyim canım. Yerim, yemem mi? En sevdiğim şey somon. İyi hayatım. Tülüne vereyim de hazırlasın. Tabii. Arkadaş şu dünyada ne vaat olacaksın ya. Ortalık yangın yeri, bizimki hala alışveriş yapacak bir sebep bulabiliyor. Somon yer misin? Yerim, somon yerim. Severim, somon severim. Ha Akif. Canım. De bak ne diyeceğim. Ne zaman taşınıyoruz biz? Ne oldu yeni ev işi? Vallahi hayat, çocuklara söyledim, acele edin dedim. Ha. Birkaç güne kadar taşınacağız inşallah. Aman hiç içime sinmiyor böyle yeniden taşınmak filan ama... sen dedin böyle yeni ev, yeni düzen hepimize iyi gelecek diye ikna oldum. E iyi gelecek tabii hayatım, tabii ki iyi gelecek. Hem ne demiş bak atalarımız, tedbirli mekanda ferahlık vardır demişler. Ayrıca ben biraz da nakde sıkışığım. Ya ne olacak aman, kocanın yaptığı dayalı döşeli evlerden birine gideceksin. Kraliçeler gibi oturacaksın be gülüm ya. İyi iyi tamam. Beni uğraştırma taşınmayla, toplanmayla yorma da ben başka bir şey istemiyorum. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım kraliçem? Sen hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Alacaksın cappuccino'nu, efendim espressonu şıkır şıkır. Bitti gitti, gerisini halledeceğiz biz. İyi hadi. Ben şunları paketleyeyim de Melisa'ya göndereceğim. Hadi bakalım. Ömer, vallahi kafana takacağım bir şey değil. Şu sınıfta bir kişi bile düşünmüyordur seni çaldığını. Zaten biraz zaman geçsin, sen de pişman olacak. Bence pişman olmuş bile. Demek öyle ha? Demek öyle. İstediğin olmayınca yalanla dolanla beni Ömer'de uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Öyle mi? Ne saçmalıyorsun, sen ne diyorsun ya? Bilekliği Ömer'in sırasının altına senin koyduğunu biliyorum. Saçmalama. Saçmalamışsın. Bu hayatımda duyduğum en saçma şeyi söylüyorsun şu an. Biliyorum diyorum Kaan. Biliyorum. Gördüm. Hepsini kameradan izledim. Bence daha fazla inkar etme ha. İyice küçülme. Şşş, sen. Ben sana açıklayacağım düşündüğüm gibi değil. Nasıl değil ya? Ha? Nasıl değil? Sen çaldın işte. Sen çaldın, suçu da Ömer'lere attın. Hırsız damgası vurulsun istedin. Niye? Niye ya? Niye? Ne istiyorsun sen bu insanlardan ya? Şş. Ben aranız bozulsun istedim. Ben Ömer'le aranız bozulsun istedim. Çünkü sen tek başına Ömer'le aranı bozmayacaktın. Bunu beceremeyecektin Süsen. Ben sadece kolaylık olsun diye yaptım. Hepsi bu kadar. Öyle mi? Öyle. Benim ne yapıp yapmayacağımı da sen karar vereceksin yani. Ben diyorum ki Ömer'e gidip her şeyi anlatalım. Cezamızı her neyse de çekeriz. Sen de bu saçma salak entrikalarından kurtulmuş olursun ha. Sen saçma sapan şeyler yapma. Aptal aptal. Bana karışma. Kapa çeneni artık, sus, bitti. Yeter. Gidip her şeyi anlatacağım. Ömer. Süsen. Ne? Öncelikle çok özür dilerim. Seni suçladığım için yani. Bilekliği sen değil Kaan çalmış. Lütfen beni affet. Kaan mı? Ne oluyor ya? Süsen yapma. Aslında benim sana söylemem gereken çok da önemli bir şey var. Çok daha önce söyle. Çok daha önce bilmen gereken bir şey.
Bak eğer benim oğlumsan benim söylediklerimi yapacaksın. Konuşturmaksa konuşturmak, susturmaksa susturmak. Eğer ben senin babansam ben ne dersem olacak. Anladın mı? Nedir? Ne söyleyeceksin? Ben sana... Susan! Kaan! Ne yaptın oğlum sen? Bir şey sarmak lazım buna. Ne oluyor burada? Kaan elini kesti. Ne? İşte hastaneye gidiyoruz. Dikiş atılması lazım buna. Kaan hadi yürü hadi. Kaan iyi misin? Ne yaptın sen ya? Süsen arabayla mı geldin sen? Evet. İyi o zaman ben müdür bedeninizi alıp geliyorum. Kapıda buluşalım. Çok derin kesmişsin delikanlı. Ama neyse ki kas doksana zarar gelmemiş. Yazdığım kremi kullanmayı ihmal etme. O dikişlerin kaynaması lazım. Anlaştık mı delikanlı? Sürerim merak etmeyin. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ olun. İyi misin? Dikiş atıldı bir sıkıntı yok ama iyiyim. Geçmiş olsun da nasıl oldu bu iş? Elin falan mı kaydı? Yok. Ben kendim bilerek kestim. Ne? Nasıl yani? Bilerek kestim işte. Yani o an aklıma başka bir şey gelmedi çünkü. Ömer ben seni çok kıskandım. Anlamadım. Biz Süsen'le sevgiliyiz. Yani uzun süredir birlikteyiz biz. Son zamanlarda da beni kızdırmak için sana ilgi gösterdi biraz. İşte partiye seninle gitmeler olsun. Bursun için para toplamalar falan biliyorsun işte. Ya iyi de. Benim bildiğim Ömer'le Süsen arasında öyle bir durum yok ki. Yani ben öyle biliyorum en azından. Yok değil mi? Evet yok. Neyse işte ben öyle anlamışım demek ki. Bu yüzden o bilekliği de ben kitabın arasına koydum. Çünkü aranızı bozmak istedim Ömer. Onu benden uzak tutmak için beni hırsız gibi gösterdin. Öyle mi? Ya çok saçma, çok aptalca bir şey biliyorum ama kendimi kaybettim işte Ömer. İnsan sevdiği için her şeyi yapıyor. Bir dakika ya. Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Elini niye kestin? Kavga ettiğiniz için mi? Hayır. Sen Ömer'e bir şey söyleyecekti ya. Senden hoşlanıyorum diyecekti ona. Ben de bunun önünü kesmek için böyle bir şey yaptım. Sen var ya, sen harbiden psikopatmışsın. Ben de seni akıllı bir şey zannediyordum. Daha ne saçmalıklar çıkacak acaba ya senden? Hakikaten merak ediyorum.
Hadi yürü. Çıkalım gidelim şuradan. Ya şu kadarcık yolu bir saatte geldiğimize inanamıyorum ya. Midem kalktı. İnşallah en yakın zamanda ışınlanma makinesi çıkar da rahatlarız. Geliyorlar. Ne oldu, iyi misin? İyiyim ya, sıkıntı yok. Dikiş attılar ama... iyiyim ya. Parmakların da gidebilirdi, iyi kotarmışsın ha. Evet, doğru. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kötü bir anıydı. Geçti gitti diyelim, ne yapalım? Hadi ya, gidelim buradan. Kim benimle geliyor şimdi? Bu ikisi birlikte gitsin. Biz seninle gidelim. Geçmiş olsun tekrardan. Benim araba otoparkta. Hadi. Çok pardon. Ömer neden bana böyle kötü kötü bakıyor? Ben seni susturmaya çalışıyorum Süsen. Ben seni susturmaya çalışıyorum. Aptal aptal gidip her şeyi Ömer'e ötme diye ben aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Sen bunu anlamıyor musun ya? Ya bir insan nasıl bile isteye kendine zarar verebilir ya? Nasıl olabiliyor ya böyle bir şey? Ya sen bana teşekkür edeceğin yerde niye hala beni azarlıyorsun? Niye bağırıyorsun bana ya? Eğer ben seni susturmasaydım biz en geç bu gece hapse tıkılacaktık. Bunu anlamıyor musun sen? Abi bile bile kestim diyor. Bile bile kestim diyor ya. Eğer... o an elimde maket bıçağı olmasaydı ben kendimi camdan bile atardım Süsen. Bak Melisa da ben de senin şu aptal vicdanın yüzünden hapse girmeyeceğiz, anladın mı beni? Ben buna izin vermeyeceğim. Peki Kaan Bey, Ömer'e de söylediniz mi öyle? Ben bile bile elimi kestim diye, diyebildiniz mi onlara da? Evet dedim. Çok iyi. Kıskandığım için yaptığımı söyledim. Ne diyorsun ya, ne kıskanması? Sevgili olduğumuzu söyledim. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Ya bu kötü bir şaka. Ya benim bir şey uydurmam gerekiyordu, anlamıyor musun beni? Süsen bak, benim babam yıllarca beni aramadı, sormadı. Bir oğlu var mı yok mu umrunda değildi bu adamın. Ben o kaza gecesi ona yardım ettim diye bana oğlum dedi be. Oğlum dedi bana, oğlum. Ben bunu kaybedemem Süsen. Ben gerekirse elimi keserim, gerekirse gider camdan atlarım ama ben bunu kaybedemem. Lütfen beni anla. Sana yalvarıyorum, beni lütfen anla. Benim bunu yapmaya mecbur kaldım, lütfen anla. Peki ya Ömer? Sen bunları söyleyince Ömer inandı mı? İnandı. Artık sana gelip bana ne söyleyecektin diye sormasın. Bizim sevgili olduğumuzu düşünüyor yani. Neden ya? Ya başka bir yalan bulamadın mı? Bulamadım. Bulamadım. Artık sevgiliymiş gibi yapacağız Süsen. Yoksa kapılıp gidecektin ona. Ben anlamıyor muyum sanıyorsun? Siz hoşlanıyordunuz birbirinizle. Senden her şeyi mahvettim. Süsen, doğru olan buydu. Ömer'i senden uzak tutmanın tek yolu buydu. Hadi binelim arabaya.
Nasıl olmuşum? Uygun mu davete? İyi, iyi. Gayet. Sen eline ne yaptın oğlum? Aa, dur, dur. Senin şu fiskos arkadaşın var ya, büyük entrikacı çıktı ha. İnanamazsın bak, olaylar olaylar. Hadi neyse. Ben de yukarı çıkayım, üstümü değiştireyim de. Sen o ara bak, kaçırma bu fırsatı, anlat son numaralarını, tamam? Çünkü senin entrika trafiğini anlatmaya benim gücüm yetmez. Şşş. Ne diyor bu? Ya Süsen az kalsın Ömer her şeyi anlatıyordu. Benim de yanımda maket bıçağı vardı. Onunla elimi kestim. Ne? Ne? Ne yaptın? Ne diyorsun oğlum sen? İyiyim ama baba ya. Hastaneye gittik, dikiş falan attılar. İyiyim ben şimdi. Hastaneye gittiniz, dikiş attılar eline. Artık yaradı mı işe bari? Yaradı baba, yaramaz olur mu? Artık Süsen cephesi güvende. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Kendisi şu an kız arkadaşım olur. Allah mesut etsin. Allah mesut etsin ya. Aferin lan sana. Bak, Akif Atakul'un oğlu olduğunu kanıtladın. Sana helal olsun lan. Hem helal olsun, hem geçmiş olsun. Hadi bakalım. Güzel oldu. Güzel oldu. Acıyor mu burnun? Yok yok, iyiyim. Gerizekalı Ömer ya. Vallahi gerizekalı ya. Sana bunu yapmasına çok tutuldum ben, haberin olsun. Tamam be oğlum, sen de uzatma artık ya. Onlar bize, biz onlara derken iyice büyüyecek mevzu, gerek yok. Hem oğlum çok da bir şeyim yok ya, iyiyim, merak etme. Ya bence sen fazla iyisin Doruk, ben sana söyleyeyim. Sana bu kadar vahşi tavırlar sergileyen bir aileye karşı sen çok fazlayısın. Ama konunun Asiye zaafı olduğu da belli oluyor. Vallahi artık Asiye'yle zaaflık bir durumumuz yok. Bundan sonra olur mu, olursa nasıl olur bilmiyorum. Ha bu arada, annemden sorarsa top çarptı diyeceğim. Sen de bir şey söyleme, tamam mı? Daha fazla kaos istemiyorum hayatımda. Sen nasıl istersen abi, olan sensin. Öyleyim, evet. Ben direkt odama çıkıyorum. Annemden sorarsa aç değilim işte. Tamam. Tülin'cim, Doruk nerede? Niye inmedi hala? Aç değilmiş efendim Doruk Bey. Yemeyeceğim ben dedim. Tecrübeyle sabit. Bu aç değilim mevzunun altında kesin bitirip yatıyordur. Acaba bu sefer ne oldu? Ya vallahi ben de anlamadım. Ne oldu? Okulda canı bir şey falan mı sıkıldı? Yani. Ne demek yani? Yok ya, bir şey olmadı okulda. Oğlum, bak senin geldiğin yoldan ben gidiyordum, anladın mı? Hatta üç tur falan döndüm ben oraları. O yok yağının var yağ olduğunu biliyorum yani. Hadi dökül, dökül, ne oldu anlat. Vallahi Doruk bana çok kızacak ama benim size bunu söylemem lazım. Ne oldu oğlum, hayırdır? Tabii ki söyleyeceksin. Bu sizi aşağı iten adamın oğlu var ya, Oğulcan. Birini yaralamış. Çocuk komadaymış. Okula polisler geldi, kelepçeyle götürdüler Oğulcan'ı. Ne? Aman Allah'ım. Sonrasında biz bu konu hakkında konuşurken kardeşiyle, kuzeniyle biraz gerginlik oldu. Tartışma çıktı. Kerpetenle alıyoruz lafı ağzından. Oğlum ne tartışması, ne oldu? Anlatsana şunu doğru düzgün. Ömer Doruk'a yumruk attı, burun çatladı. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Akif, Akif ben bıktım bunlardan, bu vahşilerden. Babası ayrı, çocuğu ayrı. Vahşi bunlar. Çeksinler gitsinler hayatımızdan. Bunları okula aldığım güne de... Thank you.
Girebilir miyim? Gel. Sana canın niye sıkkın diye sormayacağım. Çünkü 5000 kilometre öteden konum Asiye olduğu belli oluyor. Öyle. Bu sefer Temel'le ayrıldık. Asiye Hanım ona aldığım hediyeleri çöpe attı. Penguen'i bile. Ya en sevimlisini bulabilmek için ne kadar uğraşmıştım ben biliyor musun? Yani tabii. Zordur bulmak. Ya sarı lale bulmak için İstanbul'u turladım ben de. Neymiş? Başına gelen felaketlerde yalnız bırakmışım onu. Abisini kaybetti. Yanındaydım. Maddi zorluklar yaşadı. Yanında olmaya çalıştım. Ya Asiye yüzünden babama res çektim ben de. Evi terk ettim. Ama neymiş? Hep onları suçlamışım. Az kalsın ölüyordu ama amcanın ellerine sağlık. İyi ki yetmiş annemi diyecektim herhalde. Bunu bekliyordu hanımefendi. Hala o konuda mısınız? Yok. Üstüne annemin onları okuldan attırmaya çalışması eklenince iş iyice çığırından çıktı. Bu arada bu olayda senin de payın var. Nasıl yani? Annemlere kavga ettiğimizi söyleme demiştim. Ama sen söylemişsin. Ya Doruk, babamla ne boş öyle sorunca benden... Söylemeyecektin. Nasıl kardeş olacağız biz, ha? Çeneni tutamazsam nasıl güveneceğim ben sana? Doğru söylüyorsun. Kusura bakma. Ama bu olayda tek suçlu da ben değilmişim gibi duruyor Doruk. Yani son zamanlarda pek anlaşamıyordunuz. Yalansa yalan da şimdi. Ya birbirinize çok ağır laflar söylüyorsunuz. Yok ya. Anlaşıyorduk. Öyle pislik yapmıyorduk en azından birbirimize. Ya istiyorsan ben Asiye'ye gideyim. Ne boşa ben söyledim diyeyim. Asiye senin şikayet ettiğini düşünmez. O da canım sevgilim deyip kollarımı atlasın değil mi? Ha, hoşuna gitmez mi? Gider de. Yapmaz ki. Kızgın bana. Ben de ona kızgın. Neyse ya. Biraz sakinleşmemiz lazım galiba. Ya ben sana girebilirsin dedim ama... ben biraz yalnız kalmak istiyorum sanırım. Hiç sıkıntı yok. Sıkma canını sen. Kardeşim. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Ya haftalardır okula fotoğraf makinesi getiriyorum. Bir tane poz çekmedik. Şimdi getirmediğim gün hocanın verdiği ödeme bak ya. Bir şey olmaz ya. Sizden kamerayı alırız, sonra bize geçeriz. Bizim oralarda çekeriz, olur mu? Bize kadar gitmişken niye bize çekmiyoruz Asiye? Anladım, anladım. Yani babamdan pek hoşlanmıyorsun, biliyorum. Yani ne boşta da okul aile birliğinde olan olaylar falan derken... bir de üstüne eski sevgilinle aynı evde yaşıyorum ben tabii. O eve gelmek istemiyorsun. Yani sence haksız mıyım? Haklısın. Haklısın. O zaman ne yapalım? Nasıl yapalım? Ya bizim bahçede çekelim o zaman Asiye. Ya hem kimseyle yüz yüze gelmeden halletmiş oluruz. Ben o saatte ne boşla babamın da evde olacağını sanmıyorum. Ya çünkü... öbür türlü ne olacak biliyor musun?
Bir bize gideceğiz, bir size gideceğiz. Boşu boşuna vakit kaybedeceğiz. İstanbul trafiğini biraz zor bu biliyorsun. Yani iyi, tamam. Pek bayılmıyoruz ama yapacak bir şey yok, gidelim. İyi, hadi gidelim. Kaan'cığım. Misafirin varmış. Neden söylemiyorsun? Bir şeyler hazırlattırayım mı Tülin'e? Benim hiç aklıma gelmedi ki. Aç mısın? Bir şeyler yemek ister misin? Yok. Yok sağ olun. Ama bir dahakine haberim olsun. Tamam mı? Madem Kaan'ın misafirisin, seni güzel bir şekilde ağırlamak isterim. Kaan sen de lütfen bir dahaki sefere unutma. Tamam, haber veririm ben. Hadi siz keyfinize bakın. Görüşürüz. Nebat Hanım hasta mı? Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bir gariplik var ama çözemedim daha. Bence ben bir şey yemek isteseydim ya da içmek isteseydim beni zehirlemeye falan çalışacaktı. Yani aklıma gelen tek mantıklı cevap bu. Gerçekten yaptığı hareket daha anlamlı oldu şu an. Akif? Canım. Canım. Hayırdır, erkencisin. He. Erken bitti şirkette işim, ben de geleyim dedim ya. Ne oldu, gideyim tekrar? Ay hayır canım. Şaşırdım sadece. Hem ben de biraz önce geldim. İyi. Bahçedekileri gördün? Yok, kim var ki bahçede? Bomba. Kaan'la potansiyel kız arkadaşı. Süzen. Ay hayır. Süzen değil. Bomba diyorum, bomba. Vallahi ne bu, şu anda patlamasından korktuğumuz en büyük bomba Süzen. Başka bir bomba gelmiyor benim aklıma, yardımcı ol bari. Aman Akif sen de. Asiye. Ana Asiye. Kıvırma. Ama. Ne alaka ya? Vallahi şu anda potansiyel kız arkadaşım pek emin değilim ama. Doruk yukarıda odasında. Kaan da Asiye ile bahçede beraber bir de kakaraki gibi bir şeyler yapıyorlar. Bence kesin tamam bu iş. Allah Allah. Arkadaş bu Atakul gençleri ne buluyor bu kıvırbaş kızda, ben anlamıyorum ki ya. Ay ama ben de anlamıyorum vallahi, ben de Akif. Doruk ne diyor bu duruma? Allah ne desin, yüzünden düşen bin parça. Ama iki günü unutur nasıl olsa, gençlik aşkı ne olacak? Ay şu kız bir an önce Kaan'la sevgili olsun da oğlumun başını yemesin. Düşsün oğlumun yakasından. Ne boş. Kaan da benim oğlum, hatırlatırım. He. Ne olmuş oğlun yani? Evet. Doruk'tan daha mı değerli? He? Bak. Değerli de diyemiyorsun, değersiz de diyemiyorsun. Ortada bir şey işte. Allah Allah ya. Baba. Oğlum sen niye öyle hayalet gibi geliyorsun ya? Tövbe estağfurullah, korkutuyorsun. Baba sessiz gelmedim ki. Yani ben evde olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım seni. Ha. Şşş. Ne iş? Asiye'yle fotoğraf çekimi yapıyorduk dışarıda. Susadık. Su almaya geldim. Oğlum. Bak bu Süsen mevzu tamamen kapandı. Değil mi? Bak başımıza bir iş almayacağız orada. Değil mi oğlum? Evet babacığım. Kapandı. Süsen artık konuşursa kendini de yakacağını biliyor. Bizde o iş. Hadi bakın. Asiye'yle ne alaka? Fotoğraf çekimi yapıyoruz ödev için. Bak Kaan, Doruk'la yeni yeni aranız düzeldi, kardeş olmaya başladınız. Başka bir mevzu çıkmasın, canımı sıkmayın ben. Babacığım, mevzuluk bir şey yok ki. Asiye'yle fotoğraf çekimi yapıyoruz ödev için. Yani Doruk'un tripleri bunlar. Yoksa bir şey yok yani. Ne fotoğrafmış arkadaş ya? Ne bu fotoğraf, 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 tamam. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi sizde.
Fotoğraflar. Biz de yükleyelim. Şuna bak. Az çekmişsin oğlum. 1000 tane çekseydin. Video çekmiş bir de adi herif. Video ne ara çektin oğlum? Aha. Şifre koymuş. Bir de parola koymuş ya. Ne koyar ki bu şifresini ya? Takkenler var tabii. Zor olmuyor bulmak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Hiç. Eski sevgilimin fotoğraflarına bakıyorum. Hatta galiba videosunu da çekmişsin. Ona bakmaya çalışıyordum. Ya sen kimsin benim bilgisayarımı benden izinsiz kullanıyorsun? Sen kimsin ya? Gerçekten ayıp ediyorsun ha? Aa. E abinim oğlum. Sen bir sakin olsana ya. Sen benim 3 gün önce ayrıldığım kız arkadaşımın fotoğraf koleksiyonunu yap. Hatta bir de üstüne gizlice videosunu çek. Ama ben ayıp etmiş olayım öyle mi? Manyak mısın oğlum sen ha? Kime artistlik yapıyorsun lan sen? Doruk dışarı çık. Odandan dışarı çık Doruk. Çıkmayacağım. O videoyu izlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Doruk çık dışarıya. Çıkmayacağım oğlum aç şunu. Aç şunu çık. Ne açıyorsun? Oğlum nasıl ya konuşuyorsun? Ya oğlum. Allah Allah. Ya maşallah dediğimiz 4 dakika yaşıyor. Ne oldu? Bitti mi cicim ayları? Ne oldu? Ne bu gürültü oğlum ne oldu? Ne bu kavga? Oğlun eski kız arkadaşıma yürüyor baba. Olan bu. Arkadaş yine mi Asiye ya? Yine mi Asiye? Delireceğim artık ya. Oğlunuz benden izinsiz benim bilgisayarımı karıştırıyor. Bence de olan bu. Doruk, oğlum gerçekten böyle bir şey yaptıysan çok büyük ayıp. Çok büyük suç. Ayrıca ne olmuş yani? Adı üstünde. Eski sevgilin. Değil mi? Evet ya. Senin canına minnet Sayfen değil mi? Yeter ki biz Asiye ile ayrılmış olalım. Unutmuşum doğru. Aynen öyle. İkiniz de umurumda bile değilsiniz artık. Ne yaparsanız yapın, ilgilenmiyorum. Bakın gerçekten öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey olmadı. Tamam Kaan'cığım, tamam. Olabilir de. Hem olsun da. Beni karıştırmayın. Ben bu ergenlerin aşk hayatından acayip sıkıldım. Beni karıştırmayın. Dediğim gibi, Allah Allah. Ya yapacağın şey çok basit. Böyle dik duracaksın. Allah vergisi gözlerin, baba vergisi şeytan tüyün. Zaten daha ne? Ha bir de vaatlerde bulun. İnsanları mutlu edecek vaatlerde bulun ya. Sen vaat et, arkanda babam var, hallederiz. Bir şekilde hallederiz ya. Zaten ayrıca yani bu okulda biri temsilci olacaksa o zaten sensin. Temsilci olacak bu okulda bir kişi var, o da sensin. Bir kişi daha var, o da sensin. De işte
Şimdi kardeşin senden daha uzun süredir burada ya, o yüzden. Yoksa sen de benim oğlum, gönlümün temiz, o şekil. Ben zaten aday olmayı düşünmüyordum abi. Ha bak, o zaten aday olmayı düşünmüyor. Ne yapacaksın? Aday olmayı düşünmüyorsa o zaman zaten kardeşine yardım edip yapacaksınız koalisyonu. Sen oyları o şekilde toplayın. Ya ben dedim zaten ya. O Resul yok mu o Resul? İlla ya hayır efendim, seçim yapalım. Seçimsiz olmaz. Silahın sana seçim yapalım. Zaten seçimde çıkacak durum belli. İşte. O da güzel bir kapak olur kendisine. Le kapak. Yalnız babacığım, benim kimseye ihtiyacım yok. Ben tek başıma da alırım oyları, rahat olsan. He. Ben rahatım zaten, benlik bir şey yok ki. Benim holdingim var lan, ben rahat olmayacağım. Kim rahat olacak? Da işte sizin aranıza kontrol kalemi soksak... lambası yanacak yine, ne oldu? Ne bu gerginlik? Hayırdır yine, ne oldu acaba? Ya bir şey yok baba, ben alıştım. Dediği gibi zaten... kendi başına da oyları toparlayabilir. He. Hiç yakışıyor mu sana? Bu yaptığın çok ayıp. Eğer sen temsilci olacaksan herkesi kucaklayacaksın. Başta da kardeşinden başlayacaksın. Kucaklamaya bu ayıptır artık ya. Ya baba karışma bana ya. Vallahi ben biliyorum ne yapacağım, tamam? Bırak beni. Ama ne yaparsan yap. Doğru katakul. Hadi. Hadi yürü hadi. Sen ne diyorsun peki? Yani madem babamın hatırı için buradasın, sen de birkaç bir şey öner de bir işe yara. Ya bence böyle okuduğumuz kitapların yazarlarını mı getirsek söyleşi için okula? Bence herkesin ilgisini çeker yani. Ha, bilmem ki. Yazar diyorsun. Olabilir. Olabilir aslında, evet. Ben şöyle bir şey düşündüm. Şarkıcılar. Değil mi? Şarkıcılarla yapalım bunu. Şarkıcı güzel olur. Şarkıcı güzel olur. Aynen, tuttum bunu. Bu iyi fikir bak. Güzel, şarkıcılarla yürür bu iş. Sen slogan falan düşündün değil mi? Düşündüm tabii oğlum. İzle beni. Adı gibi zirveyi hak eden temsilci. Doruk Atakoz. Nasıl? Neyse, biz şimdi son olarak hangi sloganda okuyuz? Ben diyorum ki hep beraber el ele bütün oylar çok kötü oldu ya. Bu en son seçenek olsun, tamam mı? Vallahi benim favorim belli. Öğrenci temsilcisi Asiye ayağınıza geldi. Ben şok. Ben şok. Bak sen benden bir şeyler öğreniyorsun ha. Ne konuşuyorsun? Anlamadım. Senden izin mi alacağım konuşurken? Sen biraz gergin misin? He. Sevgilin karşı takıma geçince sen de biraz sinir yaptı herhalde. Ama boş ver. Sen çok şey etme. Ben çok da bir şey edeceğim de şimdi, neyse. Sister'ım, wonderful'um ama bak böyle olmuyor. En çok birlik beraberliğe ihtiyacımız olan bu dönemde vallahi bak olmuyor ya. Birazcık sakin, relax. 10 numara kanka, çok güzel. Bak iyi gidiyorsun ha. Harbiden çok güzel. Oğlum bana bak. Sen böyle güzel müzel diyorsun da... bu Aybüke diğer tarafta bayağı bir faal. Hı? Berko sen emin misin bana oy vereceğinden? Ha? Ya saçma saçma konuşma bu oğlum. O başka, bu başka. Aybüke de takılmaz zaten buna. Diyorsun. Yani, takılmaz herhalde. Umarım takılmaz. Ayrıca Berk de istediğine oy verebilir. Bu benimle ilişkisini etkilemez. He he. Yersen. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Bu bulduğumuz sloganları, vaatleri hepsini ben bir kağıda yazayım. Yarın el ilanına bastıralım. Sınıfları tek tek dolaşıp dağıtırız. Evet, kısa sürede yaparsak çok iyi olur. Çünkü bir günümüz var, herkese yetişmemiz lazım. Tamam tamam, hallederim 2 dakikalık iş ya. Peki baban? Bu temsilci muhabbetlerini oynarmış. Şimdi senin aday olmadığını duyunca bozulmayacak mı sana? Babam da bunu fark edecek sanıyorsun ha? Bence sen aşırı iyi niyetlisin be kanka. Neyse, ben kahve alacağım. Bir şey isteyen? Yok. Eyvallah. İyi, isteseniz de getirmeyecektim zaten. Ya hadi ya. O zaman ben de bu kararlaştırdığımız vaatleri bir listeye yazayım. Ondan sonra bir kamuoyu araştırması yapayım ha. Bana bak. Yaranmaya çalıştığının farkındayım. Ama o video meselesini hala unutmuş değilim, tamam? Bunu bil. Doruk. Bak ben sana kaç defa açıklayacağım.
O videonun Asiye ile bir alakası yoktu. Bilmem. Buna inanmak için tavırlarını izleyeceğim. Ya nereden çıktı şimdi bu oğlum? Ne alakası var? Ne izlemesi, ne tavrı ya? Şöyle ki, eğer bu seçim muhabbetlerinde Asiye'ye yakın durduğunu görürsem, her konuda kendime hak vereceğim. Yani sen ben Asiye'ye oy vermeyeyim diye beni tehdit mi ediyorsun şu an? Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Sen nasıl istersen öyle anla. O zaman ben de söyleyeceğimi söyleyeyim. Bence sen bu seçim muhabbetini çok abartıyorsun. Hadi. Ne yapıyoruz, atıyor muyuz bir yer? Yalnız bugünkü seçim çalışması iyi geçti ha. Yani bence bayağı oy topladık. Bence de kanka, bayağı oy topladık. Hatta ben kafede, bahçede falan çoğu kişinin Doruk'a oy vereceğiz dediğini duydum. Ne diyorsun ya? Evet. Üstelik daha son bombamı duymadılar ha. O zaman daha da artacak oylar. Ne diyorsun ya? Ne o son bomba? Yaklaş. Okulda bir sinema salonu açmayı düşünüyorum. Haftanın 5 günü açık olacak ve okul çıkışlarında gidilecek. Nasıl? Oğlum çok iyi lan. Biz Aybike ile her gün gideriz. Dersin. Ama bu sürprizimi son konuşmama saklıyorum. Yarın. Tabii. Bence bu iş kesin oldu. Hatta ben ufaktan parti kutlama falan plan yapalım derim. Aslında ben o kutlamayı değil de sevgililer günü yemeğini düşünüyorum ben esas. Hayda. Siz şimdi Asiye ile yeniden sevgili mi oldunuz? Yok. Sevgili olmadık ama eğer bu seçim muhabbetini kazanırsam benimle yemeğe çıkmayı kabul etti. Doruk Atakul Asiye'sini orada kandırır kardeşim. Yani yeniden sevgili olabiliriz oğlum. O yüzden benim bu seçimi kazanmam şart kanka. Şart kardeşim, şart. Bu maçı alıyoruz. Başka yolu yok. 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 Yeterince bastırdık değil mi biz bunlardan? Nasıl geçti yemek? Asiye'nin gönlünü alırım diyordun, alabildi mi bari? Birbirimizi arkadaş olarak ne kadar çok sevdiğimizi hatırladığımız bir yemek oldu. Henüz sevgili değiliz. Ama iyiydi. Çok iyi. Çok sevindim. Ben ona biraz şüpheliyim de. Neyse. Baba, siz yemeğe gitmeyecek miydiniz? O plan sanırım son yaşadıkları şoktan önceydi. Ay aman, tadımız mı kaldı yemeğe gidecek? Kadın yüreğime indirdi vallahi. Niye ya? Ne var ki bunda bu kadar ciddiye alınacak işte? Hastaymış kadın. Aynen, ne var ki o kadar ciddiye alınacak işte? Hastaymış kadın. Ya ayrıca da yani yüreğine indirecek bir durum da yok. Ne boşum, saçma sapan bir muhabbet ya. Bitti gitti, gereksiz. Ama sen anladın işte benim ne demek istediğimi. Gereksiz canım, gereksiz o yüzden yani gereksiz yere keyfimiz kaçtı. Onu diyorum. Öyle. Ya ben ne oldu hiç anlamadım ya. Ne oluyor? Ya babamlar Şengül teyzeyi eve bırakırken kadın bir anda babama katil diye bağırmaya başladı. Ne? Öldürmüş. Niye öyle bir şey demiş ki? Benim babam kimi öldürmüş olabilir ki ya? Ya oğlum saçma sapan konuşma sen de ya. Senin baban kimi öldürmüş olabilir? Niye öldürsün senin baban birini? İşte kadıncağız gidik terelelli bu ara. İşte televizyonda bir film izliyor. Filmde de bir artist var. Artisti işte bana benzetmiş. O artist de işte o filmde katilmiş. Beni görünce ana katil diye bağırdı. Yani yine yakışıklılığımızın başımıza bela olduğu bir gün yaşadık yani. Neyse Allah'tan sonra o artistin ben olmadığımı anlayınca
aman değilmiş filan dedi de süt liman oldu ortalık. Bu. Tabii Allah'tan anladı. Yani boş vallahi ben şiştim ya. Hakikaten kapatalım şu muhabbeti. Vallahi şiştim ya. İşte ne diyeceğim sana? Hani biz bu senin Uzak Doğu restoranına gidecektik ya. E madem gidemedik, oradan bir şeyler söyleyelim. Şuraya da dört göz bir arada yiyelim ha. Hem Akif'in cebinden de parası çıkmış olur. Sarı fırtınam ha? Ay hadi söyleyelim. Acıktım vallahi. Şey de söyle. Noodle noodle. Tamam. Bir de onların çıtırları var ya. Ha, cipsi o cips çok yağlı o böyle benim. Şey oluyor. Çok ay yağlı. Aman yiyeceğim Akif, acıktım. Ya benim şarjıma oğlum sen söyle de oradan ben gelince öderim. Tamam. Zaten başka kim ödeyecek? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Senin kitap vaatleri pek fazla ilgi görmemiş galiba. Pek bir yoğunluk yok ki be. Ya bırak yoğunluğu. Şu kapıdan adım atan bir tane insan yok. Gerçekten ilgi çekici bir fikir değilmiş galiba. Vallahi ben diğerlerini bilmem de bence çok iyi bir fikir. Ben çok memnunum yani. İyi bari. Bir kişiyi bile memnun edebildiysem ne mutlu bana. Elindeki kitap listesi mi? Evet, kitap listesi. Hava tam kitap okuma havasıyken ben de kaçırmayayım dedim. İyi yaptın, ben getireyim hemen. Yok canım, hiç zahmet etme. Ben kendim alırım ya. Ay yok, okulda zaten bir tane destekçim var. Onu da getiririm kitapları, zahmet olmaz eğer. Kitap alıyordum da ben. Gördüm, gördüm. Merak etme. Hepsini kaydına aldım senin için. Bir haftada okuma süren var. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sen ne oldu, iyi misin? Ya bir böyle başımın önünde böyle bir düşecek gibi oldum sanki. Tamam tamam, zorlama kendini. Revire götüreyim seni. Yok yok, gerek yok. Ben azıcık başımın önünde geçer şimdi. İyiyim. Asiye, hiç öyle gözükmüyorsun. Gel benimle lütfen. Hadi. Hadi. Tansiyonu ani düştüğü için başın dönmüş Asiye'cim. Bunun yanında da kan şekerin düşmüş maalesef. Meyve suyu sana iyi gelecek, merak etme. Teşekkür ederim. Ciddi bir şey yok değil mi şu an? Yok yok, acil bir durum yok. Belli ki sabah erkenden hızlı bir şekilde çıkmış, kahvaltıyı atlamış. Dün gece de pek bir şey yememiş öyle diyor. Sanırım ondan oldu. Sağlığına çok dikkat etmen gerekiyor Asiye'cim. Yoksa hastalanacaksın. Beslenmene çok dikkat et. Anladım. Dikkat edeceğim. Acil bir durum olursa mutlaka bir hastaneye başvur. Serumla vitamin takviyesi yapsınlar. Çok geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun, elinize sağlık. Sen niye bir şey yemedin ki? Stres mi yaptın, ne yaptın? Yok, ondan değil de. Ben de babamın yanına gelmeden önce çok zor günler geçirdim. Yani evde yiyecek bir şeyimiz olmazdı bizim. Ben cebimde harçlığım olmadığı için de kantinden de bir şey alamazdım. İşte aç kalınca benim de senin gibi başım dönerdi, sendelerdi. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ama bu asla utanılacak bir şey değil. Asla utanılacak bir şey değil. Bu ara ne Ömer çalışıyor ne ben. Yani iş bulamadık da böyle aksilikler falan oldu. O yüzden doğru düzgün bir şeyler yiyemedim bu ara. Bir de hep yemeklerimi Emel'e veriyorum. O aç kalmasın, karnı doysun diye.
O yüzden oldu herhalde. Ben olsam ben de aynısını yapardım herhalde. Kaan, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bunları Ömer bilmese olur mu? Yani bayılmak üzere olduğumu falan. Şimdi boşu boşuna onu da endişelendirip canını sıkmak istemiyorum da. Sen nasıl istersen, tamam. Sağ ol. Kalkalım. Gel, dikkat et. Zorlama yine kendini. Al bakalım. Daha iyi misin? Başın falan dönmüyor değil mi artık? İyiyim ya. Meyve suyu falan iyi geldi herhalde. Ya aslında tost falan yesen daha iyi gelecek de. Ya ben kendime tost, sandviç falan bir şeyler alacağım. İstiyorsan sana da alayım. Ya yok. Aybüke sandviç getirmişti. Beraber yerim falan diyordu. Onunla yerim ben. İyi, tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Ne yapıyorsun arkamda ya? Vallahi ne yapayım kanki? Senin kalbinin sesini dinliyorum. Şu anda aynen böyle atıyor değil mi? Güm güm, güm güm, güm güm. Ne diyorsun Tolga? Ha, ne diyorsun? E tabii, sen şimdi anlamazdan gelirsin. Ama ben anlarım. Mesela bir süredir Asiye'yi ne zaman görsen... ...nasıl yamulduğunu gayet iyi anlıyorum. Oğlum benle saçma sapan şeyler konuşmuyor ki öyle bir şey. E tabii canım. Zaten sen yok diyorsan yoktur. Ama senin sanki vermek istediğin mesaj bu değil ha. Tolga, biz ikimiz, iki kardeş, aynı kıza aşık olamayız gibi bir şey sanki. Hani şu kendine bile bir türlü itiraf edemediğin mesaj. Bence de haklısın. İşin zor. Ama... İmkansız değil. Sonuçta bu Doruk senin öyle çok da yenemeyeceğin bir eleman değil. Sadece biraz vaktini alır ha. Hadi kardeşim. Ben seninle daha fazla konuşmayacağım. Haydi Tolga, haydi. Tamam. Sen benimle konuşmak istemiyorsan ben de seninle konuşmam. Ha bu arada. Seviyorsan git konuşma bence. Bu işi daha fazla uzatma. Uzat. Hadi eyvallah. Günaydın baba. Günaydın. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum biz bu evleri aşçıyla mı veriyormuşuz? Haberim yokmuş benim. Baba ben kendim yaptım. Vallahi helal olsun. Ana! Salçalı sucuk. Salçalı sucuk. Vallahi ellerine sağlık. Ellerine sağlık da oğlum evde hiçbir şey yoktu. Sen bunları ne ara yaptın ya? Sabah erken kalktım. Bir markete gittim, dedim babama güzel bir sofra hazırlayayım. Bir kahvaltı hazırlayayım. Vallahi on numara, beş yıldız kahvaltı hazırlamışsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun baba. Hani bir şey söyleyeceğim oğlum, bak yalnız... ...bunlar bizim teşhir villalarımız, tamam mı? Bazı şeyler eksik olabilir o yüzden. Eksik bir şey varsa sen söyle, ben alırım. Ha gerçi ne kadar burada kalacağız bilmiyorum da. Vallahi uzunca bir süre burada kalacağız gibi görünüyor oğlum. Kendini alıştırsan iyi olur. Ne boşta barışmayacak mısınız yani? İçimden gelmiyor. Yani... Zaten onun da benimle barışmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ha ama barışma vaadiyle eve çağırıp evde kendi gırtlağımı sıkmak isterse o ayrı tabii. Zor tabii. Zor. E zor tabii oğlum. Yani biz ne boşla çok yüz göz olduk, çok laşka oldu ilişkimiz, anlatabiliyor muyum? Bir sürü kere ayrıldık, bir sürü kere barıştık.
Artık onun da bunu yapmak istediğini düşünmüyorum. Ya barışmak benim içimden geliyorum diye soruyorsan... ben de yoruldum galiba ya. Bildiğin yoruldum. Peki Suzan Hanım? Onunla olan durumunuz geçmişte kalan bir şey. Bilmiyorum ki geçti mi, geçmedi mi? Bilmiyorum. Biz Suzan'la çok kötü şeyler yaşadık. Çok badireler atlattık. Ama her defasında ışığa koşan pervaneler gibi onun çevresinde dönerken buluyorum kendimi. Belki de o benim kaderim. Belki de bu defa kaderime teslim olmam lazım. Daha neden konuşuyoruz biz bunları? Biz bunları neden konuşuyoruz ya çeyrek altında güne gelmiş gibi? Hemen acilen futbolla ilgili bir konu aç bana. Hemen aç. Aç 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 hadi. Açayım baba hemen. Benim acilen temiz bir şeyler almam gerekiyor öbür eve gidip. Temiz hiçbir şeyim kalmamış burada. Baba koskoca bavul doldurdun o gün. Nasıl giyecek bir şeyin yok ya? Oğlum koskoca bavul yaptık da giydiğimiz kirleniyor. Bu elbiseleri giyindikten sonra kendi kendini yıkayıp ütüleme gibi bir özelliği yok yani. Onu bir çözüm bulmak lazım. Doğru söylüyorsun. Ben o zaman bugün bir çamaşır makinesini çalıştırayım istersen. Ya ütüyü falan pek beceremem ama en azından temiz kıyafetler giyeriz. Olur, olur, iyi olur. Ben kaçtım o zaman. Heh, baba bu arada akşam ne yemek hazırlayayım ne istersin? Özgür davran oğlum. Kafana göre takıl ne istiyorsan onu yap. Ben gelirim, gelmem belli olmaz. Bu gece de mi yoksun baba? Biraz baba ol vakit geçirseydik ya. Kaan beni germe. Beni cendereye alma tamam mı? Çünkü daha oradan yeni çıktım ben. Sen takıl ya kafana göre işte ne güzel oğlum. Allah Allah. Tamam. Hayırlı işler. Haydi Allah zihin açıklığı versin. Haydi evladım. Haydi hayra karşı. Haydi. Güle güle paşam. Hı. Aha. Arkadaş bankadan geliyor ya. Ya delireceğim. Ben Suzan'dan bekliyorum mesajı. Mesaj geliyor bak Suzan yollayacak. Suzan. Allah Allah. Baba kızmazsan ben sana bir şey soracağım. Sor. Sen Neboş'tan ayrılma konusunda ciddi misin? Ciddiyim tabii oğlum. Niye ciddi olmayayım? Ciddi olmasam neden öğrenci gibi seninle aynı eve çıkayım da böyle donmuş köfteler yiyeyim Allah aşkına ya? Ya bilemedim baba. Son zamanlarda aranız iyi gibiydi. Ben de acaba dedim taktik maktik mi yapıyorsun? Ben de taktik maktik yok oğlum. Ben de taktik maktik yok. Bam bam bam. Neyse o yani. Ben yıldım. Ben sıkıldım. Oğlum vallahi billahi bak Kaan'cığım ben mış gibi yapmaktan çok sıkıldım. Ben aşk istiyorum ya. Ben aşk. Ben Akif Atakul zaten bir aşk adamıdır ya. Ben aşk adamıyım. Aşk yok. Delireceğim. Doğrudur baba. Ben inandım. İkna da oldum. Ol lütfen ol. Suzan abla mesajlarına cevap vermiyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Deli kız cevap vermiyor ya. Sen de biraz sakin ol baba. Biraz ağırdan al. Ah yok olamam. Ben sakin olamam oğlum. Ben ne yaşıyorsam dibine kadar yaşarım böyle anladın mı? Alev alev yaşarım yani böyle hı diye yaşarım ben ne yaşıyorsam. Ben nasıl sakin yaşayayım da ben de cool olmak filan bunlar zaten masal masal macitas işler öyle şey. Bir şey soracağım çok ilginç. Acaba sizin Z kuşağı nasıl yapıyor bu işi? Gerçekten mi yeni nesil olarak siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Mesela benim o öbür oğlan Doruk. O kıvırbaş kızla arkadaş kavga ediyorlar. Ondan sonra öyle yapıyor, böyle yapıyor. Allem ediyor. Kul bir şekilde barışıyorlar. Baba Doruk her yolu deniyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani pası aldığı yerden gidiyor. Nasıl? Ya bu gençler son zamanlarda sosyal medyaya daha düşkün. Hı. Aklıma bir şey geldi benim. Onu yapalım diyor. Neymiş? Ne biliyor musun? Şarkı söyleyeceksin. Suzan ablayı etiketleyeceksin. O da görecek. Sizin zamanı serenatı gibi yani. Şarkı. Şarkı benim işim ya. Ben de o işim. Oldu ulan tamam. Ulan şarkı zaten benim işim. Ben eğer iş adamı olmayaydım... şu anda ben ülkenin tanıdığı bir şarkıcıydım. Benim albümlerim milyonlar satıyordu. Sen deli misin ya? Ama işte sosyal medya olmaz. Niye? Olmaz öyle. Nebahat görür orada. Nebahat görür. Benim iş yaptığım adamlar görür orada. Acaba bir şarkıyı direkt Suzan'a yollayamıyoruz mu? Yolluyoruz baba. Niye yollayamayalım ki? Heh. Ya biz videoyu çekeriz. Direkt mesaj olarak atarız onu. Sadece o görür. Tamam bitti işte oğlum. Çok güzel. Bulacağız bir tane dertli şarkı.
Anladım. Ben onu hisli hisli söyleyeceğim. Sen de öyle güzel güzel çekeceğim beni. Yollayacağız Suzan'a. Olacak, bitecek bu iş. Tamam ya. Hoşuna gider diyorsa çekeriz baba biz de. Ne yapalım? Gider. Benim şarkı söylemem ona nasıl hoşuna gider ya. Of falan. Oldu bu iş. Şarkıya başladım. Hangi? Kör ol, kör ol, kör, kör, kör olasın. Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi. Ziyaret çarptı bizi. Allah onu yaşa. Bitti. Of. Öf, öf. Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına? İzleyip izlemediğini nasıl anlayacağız biz bunu? Getir bakayım baba. Al. Görüldü işareti çıkmış. İzlemiş yani. Madem görüldü işareti çıkmış, bak izlemiş demek ki niye aramıyor? Baba kadın direkt atlamak zorunda değil ki. Belki daha sonra cevap verecek. Sen bir sakin olsana. İşini o arayana kadar biz anlamayacağız yani performansını beğenip beğenmediğini, öyle mi? Ne yazık ki öğrenemeyeceğiz ama bak şurada bir beğeni işareti var baba. Nerede la? Şurada. He. Şimdi ona basınca bize bildirim gelecek. Hı. Biz de diyeceğiz ki ha demek ki bu kadın bunu beğenmiş. Ama o zamana kadar bir şey yok ne yazık ki. O ona basacakmış da oradan bildirim gelecekmiş de orada beğenmişmiş de mişmişmiş de mışmışmış. Bu ne Allah aşkına bu ne ya? E ben arayayım yekten anam babamı söylüyor bunu. Beğendim mi beğenmedim mi sorayım. Bu ne çocuk gibi ya? Bununla mı uğraşacağım ben? Baba çocuklukla bir alakası yok. Yani bir de biraz sakin olsana sen niye bu kadar kastın? Kadınlar böyle üstüne düşen erkeklerden hoşlanmazlar baba. Ben seni uyandırayım. Bu da iki tane laf söyledi. Oldu başımıza ilişki profesörü. Neyse. Haydi baba ben yatıyorum. İyi geceler sana. İyi geceler, iyi geceler. Bay Kazanova, iyi geceler. Ah be Suzan be. Ah be Suzan'ım ya. Çoluğa çocuğa maskara olduk be. Ulan bir sesini duyur ya. Bir beğendi gönder, güldür yüzümü ya. Be Suzan'ım be. Hayır ne işin vardı? O adamın evinde ne işin vardı? Başımızda bin tane dert varken bir de bununla uğraşacağız şimdi. Bu bilgisayardan mı izletti görüntüleri? Ulan Allah'ın belası USB. Bir bitmedin lan. Bir bitmedin, hayatımı mahvettin ya. Akif ne oldu, nedir durum? Ne diyor Suzan? Niye içeri almışlar onu? Öğrenebildin mi? Ben de tüm bu soruların cevabı var Nebat. Cevabını bulamadığım bir sorum da var. Onun cevabını da sen vereceksin artık bana. Ne oluyor? Ne oldu ki? Ne öğrenmek istiyorsun? Resul o görüntüleri nereden buldu? Nasıl yani? Nebat, o görüntüler en son bir USB'nin içinde senin elindeydi. Sen de o USB'yi mikrodalgaya attın, yaktın. Mı acaba? Yoksa yakmadın mı? İşte bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Konuş. Evet Akif yandı. Bu USB o değil. Sana yemin ediyorum o değil. Onunla alakası yok. Senin gözünün önünde yandı Akif. Sen de biliyorsun, hatırlasana. Yahu o zaman nereden çıktı bu görüntüler kadın? Senin evinden. Anlamadım. Bak Akif. Ben o zaman sana çok kızgındım.
senin bir açığını bulsun diye her şeyini araştırması için ben söylemiştim Resul'e. O da birilerini göndermiş evine galiba. Onlar da hırsız gibi bilgisayarını mı ne almışlar, onun içinde bulmuş. Öyle söylemişti. Yazıklar olsun be. Demek görüntüler benim evimden çıkıyor. Bu aklı da sen veriyorsun. Öyle mi Nebahat? Akif bak, benim amacım gerçekten bu değildi. Hem ben nereden bilebilirim ki senin o görüntüleri hala sakladığını? Bilmiyordum. Ya ben neden saklayayım o görüntüleri? Benim bilgisayarımda yoktu ki o görüntüler. Senden çıkmadıysa kimden çıktı? Senin evinde başka kim var senden? Kaan mı? Kaan'da mı varmış? Allah kahretsin. Kaan'da varmış. Tabii başka kimde olacak? Ben biliyordum zaten. Ben hep hissediyordum o çocukta bir sinsilik. Bir sinsilik hissediyordum ben onda. Kim bilir kimden aldı. Tamam Nebahat. Tamam, kapatsan konuşuruz sonra. Dur Akif, bir dakika, kapatma. Suzan. Suzan ne ol... Ya bir sus be kadın be. Bir sus be. Ulan yılan benim evime girmiş. Ben koynumda yılan besliyorum. Sen hala Suzan diyorsun. Hala Suzan diyorsun be Nebahat. Baba. Kimsin lan sen? Ha? Neyin peşindesin sen? Amacın ne oğlum senin? Ne diyorsun baba, ne amacı ya? Bir de anlamamış gibi yapıyorsun değil mi? Bir anlamamış gibi yapıyorsun. Benim adım Akif Atak. Ulan! Senin döndüğün yolda ben 3 kere gittim. Ben pisliğin kokusunu 1000 kilometreden alırım. Senin derdin ne lan? Oğlum yemin ederim ben ne demek istediğini anlamıyorum senin yapmasın. Sen bana söyle, ben sana açıklayayım her şeyi. Öyle mi? Amacın ne ulan senin? O görüntülerin senin bilgisayarında ne işi var lan? Ne yapacaktın lan o görüntülerle? Polise mi verecektin? Beni ortadan kaldırıp mirasıma mı çekecektin lan? Baba yemin ederim benim ne söylediğinden hiç haberim yok. Lan bırak! Ulan bana bak. Ulan bana bak. Ya şimdi her şeyi paşa paşa anlatırsın. Bu son şansın. Ya da ben sana anlattırmasını bilirim. İnan bu çok hoşuma gider. Baba, ben Ömer'lere ödev yapmaya gitmiştim. Sonra USB lazım oldu. Ömer bana bir tane USB verdi. Ben de içindekileri açınca gördüm baba. Ömer... Görüntülerin Ömer'de ne işi var lan? Olur mu lan böyle bir saçmalık? Ne saçmalıyorsun sen? USB'nin içinde o görüntülerin olduklarından haberleri yoktu. Çünkü ben Kadir'i izletince o da şok oldu yani. Ulan. Ulan Kadir'e de mi sen söyledin? Allah'ın belası. Ulan o yüzden mi o çocuk benim peşime düştü? Ha? Baba benim amacım izletmek değildi. Allah belanı versin. Baba ben izlerken o arkamdaydım. Öyle gördü. Sonra da çıktı, yanına geldi zaten. Ben de onu durdurmak için peşine düştüm baba, yemin ederim. Akif Bey ne alaka? Bekle. İzle sonuna kadar. Baba. O gün şans eseri orada değildin. Sen o gün Kadir'le birlikte geldin. Adil! Baba amacım... Benim amacım seni korumaktı baba, yemin ederim. Başka bir amacım yoktu, yemin ederim baba. Senin gibi evlat olmaz olsun be. Yazıklar olsun lan sana. Baba, baba lütfen baba. Lan dokunma bana. Bana dokunma, ben senin baban falan değilim. Sen ne biçim evlatsın lan? O çaldırdığın bilgisayar içindeki görüntüler kaç kişinin hayatını bitirdi? Bir bilgin var mı acaba? Kaç tane hayat senin yüzünden bitti? Adiyelim. Ulan madem izledin o görüntüleri, neden silmiyorsun bilgisayarından? Şantaj mı yapacaksın lan öz babana? Baba ben çok özür dilerim senden. Baba deme lan bana. Bana baba deme. Defol lan bu evden. Yürü git. Defol evimden. Thank you.
Efendim Tolga. Kanka selam. Ben seni bu saatte aradım ama uygun muydun sen? Söyle Tolga. Ya şu kimya ödevini yapmamız için bugün son gün de. Diyecektim eğer sen yaptıysan seninkine bakabilir miyim? İlham alayım diye yani. Olur. Sen evde misin? Yok şu anda yoldayım da eve gidiyorum 5 dakikaya. Ne oldu? Tamam sen bana konum at istersen ben oraya geleyim orada yapalım. Diyorsun. İyi tamam atıyorum ben o zaman sana konum. Orada görüşürüz. Tolga. Ben sende kalabilir miyim bugün? Benle mi? Olur tabii. Gel kal ya. İstediğin kadar sorun yok. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Babasının çiftliği sanki okul. Yani senin de öyle de. Kafasına göre takılan bir tek o. Sırada ikinci hatırlatmamız. Müzik kursumuz bu hafta açılıyor. İlgilenenler benimle iletişime geçebilirler. Herif resmen müdürden daha çok hakim okula ya. Sen iyi dayanıyorsun buna. Ve son hatırlatmamız. Spor salonu kullanım saatleri yenilenmiştir. Yeni saatleri panodan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Çok iyi ben. Ben olsam hayatta yapamazdım şu an olsun. Ya oğlum bırak Allah aşkına. Şunca eziğin arasında özgüvenli olup da sosyalleşmekten kolay ne var sanki? Sen bence mevzuya farklı bakıyorsun. Yanlış bakıyorsun yani. Buyurun abiler. Enstersing'den ekspresolarınız hazır. Teşekkür ederiz. Şişt, ne yapıyorsun oğlum? Bırak, ben hallederim. Tolga, bu son 2 günde sana çok borçlandım ya. Teşekkür ederim. Ödersin ya bir şekilde. Takılma o kadar. Zeyno bir su versene ya, boğazım kurudu. Hemen geliyor abi. Buyurun. Sağ olasın. Afiyetler olsun. Doruk abi, biz şimdi bir müzik kulübüne katılmak istiyoruz da sen bir şeyler eldesen olmaz mı? Olur kardeşim, hemen bir liste yapıp sizin de adınızı yazalım. Olur. Abi kralsın ya. Biliyorum. Gel. Şöyle oturalım şurada. Olur abi. Abi kralsın ya. Ya herifin kendi kanlı canlı öz kardeşi benim karşımda oturuyorken herif sırf millete abilik yapıyor diye kral oluyor ya. Puan topluyor resmen ya. Ya oğlum sen hiç mi takılmıyorsun şimdi bu herife ya? Hayır ben anlamıyorum yani. Herif bildiğin babasıyla bir olup seni dışlıyor, yok sayıyor. Farkında değil misin? Ya o iş pek de öyle değil. Yani babam bana kızmakta haklı, haksız değil. Doruk da annesi yüzünden babamla biraz gergin. O yüzden bize takılmıyor galiba. Sen öyle diyorsan tamam da. Yani ben bu herife takılmadan edemiyorum. Neden yapamıyorum bilmiyorum ama bu herifin canını sıkmadan benim içim rahat etmeyecek. Hadi hayırlısı. Tolga sen niye böyle bir pislik yaptı acaba? Tolga'nın yaptığı şeylerde neden aramak saçma bence. Ya adam kötülükle besleniyor resmen. Pislik yapmadan duramıyor. Ne alt ediyorsun lan sen? Oğlum manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Ulan asıl manyak sensin oğlum. Sen nasıl adi şerefsiz bir adamsın? Oğlum düzgün konuş benimle. İçeride ne yaptığını gördüm. Saçma sapan laflar söyleme bana şimdi burada. Susamazdım, söyledim ben de. Oğlum benim suçlu olmam senin nasıl adi, kaypak bir herif olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Kimse seni evine almıyorken ben aldım seni evime. Senin bu ailem dediğin adamlar var ya, onlar seni bir köpek gibi kapının önüne koyduğunda ben seni içeri aldım. Tolga. Oğlum hadi tamam doğru konuş. Seninle konuşan yok, sen bir çekil şu ayağımın altından ya. Ben burada istenmeyen çocukla, Atakulların en zayıf halkasıyla konuşuyorum değil mi abisi? Uzak dur benden Tolga. Diyorsun. İyi o zaman bundan sonra tek başına yatarsın sokaklarda, banklarda. Aklın başına gelir. Ama illaki bir gün gelir bana yalvarırsın yine değil mi? Ağlarsın. Tolga, babam beni istemiyor.
ailem beni istemiyor Tolga diye ağlarsın karşımda. Seni kim istesin lan sen böyle kaypakken zaten? He? Tolga. Oğlum bak doğru konuş dedim. Hadi. Tamam dur. Benim sana içeride söylediğim gibi. Ben daha önce sokakta yattım. Şimdi de yatarım bana koymaz. Aslansın sen be. Hem sana ne oluyor ya? Ha? Sen tam olarak hangi vasıfla şu an buradasın? Ben Kaan'ın abisiyim ve onunla bu şekilde konuşmana izin vermiyorum. Bak ya sen şu işe. Abis. Oğlum, senin bu herifin abisi olduğun gerçeği şimdi mi aklına geldi acaba? Ha, anladım. Senin abilik damarların kabardı. Canım, sayemde artık yeniden bir ailem var. Rica ederim. Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Siz harbiden muhteşemsiniz. Aslansınız be. Vallahi bak. Ne haliniz varsa görün. Yazık yazık. Sağ ol Doruk. Kusura bakma huzursuzluk için. Esas ben teşekkür ederim. Pislik nasıl bir ceza almışsa artık. Sana sarıyor işte belli. Doğrudur. Tamamlık hareket zaten. Sen Asiye'yi bekletme istersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen az önce kardeşini mi savundun? Bilmem. Öyle oldu galiba değil mi? Böyle garip bir enerji vardı aramızda. Böyle birbirimizi koruduk, kolladık. İyi hissettim. Nerede kalacak peki? Abisinin evinde. Benim arabayı getirsene. Kaan. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bize oğlum hadi. Doruk size olmaz ya. Annem pek hoşlanmıyor benden biliyorsun. Annem kardeşimi sokakta bırakmamdan da hoşlanmaz. Hallederim ben onu hadi. Emin misin? Oğlum hadi dedi. Güvenmiyor musun sen bana? Yürü. Yalnız bu da süpermiş ha. Senin bayağı bir elinin lezzeti var galiba. Sen anlıyorsun bu işten. Ve seninle yaptığımız makarna da çok güzeldi. Yani biliyorsun artık. Seviyorum yemek yapmayı. İleride belki bir restoran açarız sana. Ne dersin? Hatta ben de müzik falan yaparım orada. Ha? Ne diyorsun? Güzel olur ha. Değil mi? Anne. İyi misin sen? İyiyim. Biraz sinirim bozuldu da. Kaan. Kaan artık bizde kalacak anne. Bizde mi kalacak? Evet. Babamla kavga etmişler. O da evden kovmuş. Ben de artık Kaan'ın saçma sapan yerlerde kalmasını istemiyorum. O yüzden onu buraya getirdim. Seni de evden kovdu ha? Halbuki sen onu sevmekten başka ne yaptın ki? Onun oğlu olmaya çalışmaktan başka. Yani. Sen de benim gibisin. Seni sevsin diye elinden geleni yapıyorsun ama o görmüyor. Ama onun canını sıkacak ufacık bir şey yap, onu görüyor, senin üstüne hemen çiziyor. Evden kovuyor, hayatından kovuyor, boşuyor. Anneciğim, sen iyi misin gerçekten? İyiyim. Kaan'cığım, sen rahat ol oğlum. Sen istediğin kadar burada kalabilirsin. Tamam mı? Sen artık benim kader ortağımsın. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim oğlum, rica ederim. Hadi siz bakın keyfinize. Ben biraz uzanacağım, size afiyet olsun. Tamam anneciğim. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
seni öpüyorum. Ben daha çok öpüyorum. Hayır ben. Neyse kapatıyorum şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. Girebilir miyim? Gel. Asiye ile konuşuyordun galiba. Öyle duydum. Annemin tepkisini merak etmiş. Yani duyunca şaşırmıştır biraz. Yani şaşılmayacak gibi değil. Doğru. Ya Doruk, ben hazır Asiye demişken sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben ilk geldiğimde Asiye'den hoşlanmıştım. Yalan yok. Yani onu beraber olabileceğim kafa dengi bir kız olarak görmüştüm. Ama sonra senin ona nasıl baktığını, onun sana nasıl baktığını gördüm. Ve benim için konu orada kapandı. Ya bundan artık %100 emin olabilirsin. İnsanın kalbi o kadar kolay laf dinler mi ki? Yani bitti deyince gerçekten bitiyor mu? Başkası olsa öyle olmazdı. Ama sen benim kardeşimsin Doruk. Ya bugün beni Tolga'dan korudun ya. Ben o zaman daha iyi anladım ya. Benim bütün derdim babam. Hatta sensin. Ya beni sevmeniz. Beni aileden biri olarak görmeniz. Beni kabul etmeniz. Bunlar çok önemli şeyler benim için. Çok değerli şeyler. Ben de biraz hatalıydım. Kabul ediyorum. Yani sana pek iyi davranmadım. Sonra sen de pislik olsun diye Asiye yürüdüm falan. İkimiz de saçmaladık yani. Unutalım, boş ver. Ama sen de o Tolga denilen dangalaktan uzak duracaksın artık. Anlaşıldı mı? Olur. Sıkıntı yok. Güzel. Bu arada abi diyebilirsin bana. Doruk, aramızda bir yaş var. Biraz abartmıyor musun? Bir yaş bir yaştır. Senden önce doğmuş muyum? Doğmuşum. Abiyim oğlum ben. Saksı değilim. Kolay gelsin. Akif Atakul'u görecektim ben. Kim diyelim? Kaan. Oğluyum. Tamam. Maalesef Akif Bey henüz burada değil. Şu tarafta oturup bekleyin isterseniz, olur mu? Tamam, teşekkürler. Baba. Günaydın. Bir şey konuşabilir miyiz? Niye aldınız bu çocuğu içeri? Siz her önünüze geleni alıyor musunuz böyle? Baba ne olur lütfen. Baba filan deme bana. Benim senin gibi bir evladım yok. Baba öyle deme. Bak ben sana her şeyi açıklayacağım. Ya ben de senin oğlunum ya. Neyi açıklayacaksın lan? Hı? Neyi açıklayacaksın? Benim arkamdan iş çeviren bir evladım yok. Bundan sonra sen yoluna, ben yoluma. Hadi hayra karşı. Baba, baba ne olur lütfen. Hala baba diyor ya. Oğlum anlamıyor musun sen? Kıt mısın? Benim senin gibi bir oğlum yok artık. Bundan sonra bu çocuk bu şirketten içeri alınmayacak. Alan olursa bununla beraber kapının önüne koyarım. Anlaşıldı mı? Tamam efendim, anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. İyi. Filan deme bana.
Benim senin gibi bir evladım yok. Günaydın. Vay. Erken çıkmışsın bugün. Sabah bir işim vardı da. O yüzden erken çıktım. Sabahın o saatinde. Abine söylemeyecek ne işin olabilir ki? Ya dün Berk'in söyledikleri biraz kafama takıldı da babamı ziyarete gittim şirkete. Anlaşıldı şimdi. Ama surat ifademden anladığım kadarıyla pek güzel geçmemiş gibi. Ya da pek istediğin gibi olmamış sanki ha? Güzel geçmeyi bırak. Beni kovdu şirketten. Neden kavga ettiğinizi anlatmayacak mısın hala bana? Ya, benim bilgisayarımda şirketin gizli dosyaları vardı. İşte çalınınca bana patladı olay. E oğlum sen bu işi bilerek yapmamışsın ki çok saçma. Ben isteyerek bir şey yapmadım da Doruk işte babamı biliyorsun. Sonuca bakıyor direkt. Biliyorum. Günaydın o zaman koleji. Yeni bir güne hazır mıyız? Sadece yeni bir güne değil... Benim de çok sevdiğim Nisan ayına da merhaba diyoruz bu hafta. Ne demiş Orhan Veli? Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım. Siz öyle değil misiniz yoksa? Herkesin ailesiyle birlikte olacağı, sevdikleriyle sarılacağı, uçurtmaların gökyüzünde salınacağı çok ama çok mutlu bir Nisan ayı olsun bu Nisan. Sevgilim ya. Ne güzel konuştu. Bana Nisan ayını sevdirdi vallahi. Vallahi Nisan ayı benim için de çok güzel geçiyor. Yıllar sonra abimi verdi bana. E ne güzel işte ha? Sevdiklerine de sarılmış oldun. O zaman şimdi dilek listemizden geriye sadece uçurtma kalıyor öyle mi? Doruk uçurtmalık hiçbir şey yok ben sana söyleyeyim. Ben bilmiyorum nasıl uçuracağım çünkü. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Oğlum uçurtmadan anlamayacak ne var ya? Vallahi ben bilmiyorum ki hiç uçurmadım. Annemin hiç vakti yoktu, babamla da biliyorsun zaten. Hiç denemedim yani. E tamam işte. Artık abin olaya el atıyor. Sen de ilk uçurtmanı bizim sayemizde uçuruyorsun. Doruk ben büyüdüm bu arada, haberin olsun. Konu kapanmıştır. Abiyim oğlum ben. Saksı değilim. Yürü. Evet, gençler. Okul çıkışı işiniz var mı? Yo. Neden? Güzel. Artık var. Ne yapıyoruz? Uçurtma uçurmaya gidiyoruz. Uçurtma mı? Aa, çok iyi fikir ya. Da nereden çıktı bu? Şimdi şöyle ki... Kardeşim hayatında hiç uçurtma uçurmamış. Ben de abisi olarak ona bu zevki tattırmak istiyorum. Var mı bize eşlik etmek isteyen? Var. Varız. Varız. Eşsiz gelinebiliyorsa ben de varım. Güzel. Nereye gidiyoruz? İlk abi kardeş aktivitemize. Uçurtma uçurmaya. Vay. Süper. E nereden bulacağız ki uçurtmayı hemen? Sen de abini tanımıyorsun tabii. Bak şimdi güzel kardeşim. Şu elimde gördüğün telefonla... Benim çözemeyecek hiçbir şeyim yok kardeşim. Çıkışta arıyorum. Uçurtmalar kapımıza geliyor. Ha tamam. Helal. İyi bakalım. Hadi herkes yerine çocuklar. Hop. Ne oldu? Sen bir gerginsin gibi. Yok. Ya ben aksine çok güzel bir gün geçirdim sayende. Teşekkür ederim. Hadi. Katıl o zaman bana. Ödeve ne yazacağını düşündün mü? Nasıl? Filiz Hoca'nın verdiği ödeve diyorum. Hani sırlarınızı falan yazın dedi ya. Senin böyle herkesten sakladığın bir sırrın var mı? Yok. Ya, düşünmedim daha. Sen düşündün mü? Vallahi ben eve gelirken düşündüm de. Ben bayağı düz bir adamım galiba ya. Yani bu zamana kadar aklıma gelen her şeyi ilk fırsatta söylemişim. Böyle sırmır bırakmamışım.
Ama sen de öyle birine benziyorsun. Düz biri gibisin yani. Pek sırrın yok gibi. Yani öyleyim, evet. Annem geldi galiba. Nebahat. Bak seni son kez uyarıyorum, aklını başına al kadın. Yoksa bir dahakine peşinden gelmem, direkt polise giderim, anladın mı? Cehennemin dibine git Hakim. Cehennemin dibine git. Tövbe estağfurullah ya. Baba. Hayırdır? Seni bu evde görmek? Annenle bir işimiz vardı oğlum, onu eve bıraktım. Sizi görünce de bir bakayım dedim. Kaan artık bu evde kalıyor baba. Ben çağırdım. He. Aranızdaki buzları erittiniz yani, öyle mi? Olması gerektiği gibi oldu. Bak, Kaan aranızdaki meseleyi anlattı. Şirket bilgileri mi ne varmış bilgisayarında? Sen de çalınınca biraz sinirlenmişsin. Ama ne olursa olsun, o senin oğlun baba. Onu öyle kafana estiği gibi sokağa atamazsın. Baba olmak bu demek değil. Vay be. Aslan oğlum büyümüş de bana babalık nasihati veriyor, öyle mi? Abilik mi yapıyorsun lan sen kardeşine, ha? Bak o gün sinirlerim çok bozuktu, canım çok sıkkındı. Fazla tepki verdim, farkındayım. Kusura bakma oğlum. Özür dilerim. Ne kusuru baba, olur mu öyle şey? Hem babayla oğul arasında olur böyle şeyler evladım. Biz abinle az kapışmadık, öyle değil mi? Yani az demek bence biraz haksızlık olur ya. Çünkü biz bayağı bir iddialıyız kapışma konusunda. He, bayağı bir iddialıyız aynen. Şş, ne diyeceğim? Böyle kapışmak mapışmak derken... ikiniz bir, ben tek. Ne diyorsunuz? Ya baba hadi bırak Allah'ını seversen. Ben tek başıma bile yenerim seni, bir de ikiniz diyorsun. Ben de iyi oynuyorum bu arada baba. Hadi, hadi ağzınız çalışmasın, ayaklarınız çalışsın. Hadi bakayım. Tamam, madem öyle. Bekle, bekle. Şampiyonlara özel bir topum var, sana onu getiriyorum, bekle. Hadi bakayım. Kaan, bugün için teşekkür ederim sana oğlum. Eğer sen böyle benim arkamı kollamaya devam edersen, bana destek olursan... Bırak evimi. Başımın üstünde yerim var. Teşekkür ederim baba. Ben artık ömrümün sonuna kadar sana hiç hata yapmayacağım. Söz. Evlat sözü olsun sana. Aferin. Biliyorum. Eminim. Ya bu arada... tüm bu olaylar yaşanmadan önce ben benim avukata talimat vermiştim. Nüfus işlemleri için. Sonra sana kızınca da iptal edecektim. Ama unutmuşum. İyi ki de unutmuşum. Sabah avukat aradı. İşlemler bitmiş. Yarın nüfus müdürlüğüne gidip kimliğini alacağım. Artık resmi olarak bir Atakulsun oğlum. Baba çok teşekkür ederim ben. Aslanım ben. İyi ki varsın baba. Sen de iyi ki varsın aslanım. Sen de iyi ki varsın. Evet beyler, bu güzel tablo Akif Atakul yenildiği zaman değişebilir. O yüzden ben derim ki bu anı ölümsüzleştirelim ha. Allah Allah. Gel. Dur. Aslan evlatlarım benim be. Evet,
İlk baba ve oğulları selfimiz. Hayırlı olsun o zaman ha. Hadi, hadi bakayım. Dur şu üstüm başım. Tamam mı oğlum? Dur şu üstümü çıkarayım ya. Allah Allah. Günaydın Süsü. Ben kafeye gidiyorum. Asiye bekleyeceğim. Okey. İyi misin? Değilim. İyi değilim ama... olacağım. Filiz Hoca itirafımı okuyup Ömer her şeyi öğrendiğinde daha iyi olacağım. Sus sen saçmalama. Böyle bir şey yok. Bak ben sana kaç defa söyleyeceğim bunu. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Ben Ömer'den bir şey saklamak istemiyorum. Abinin nasıl öldüğünü ben biliyorum demek istiyorum ya. Anlıyor musun bunu? Ben artık Ömer'den bir şey saklayamam. İyi de sen böyle bir şey yaparsan bana ne olacak haberin var mı senin? Bana ne olacak haberin var mı Süsen? Benim ailemin dağılma senin umurunda mı ya? Değil değil mi? Değil değil mi? Bak bunu yapamazsın. Ben ne pahasına olursa olsun ben bunu durdurmak zorundayım. Anlıyor musun beni? Bunu yapmayacaksın. Bir kere daha yaz, bir kere daha yırtacağım. Anlıyor musun? Bin kere yaz, bin kere yırtacağım. Milyon kere yazsın, milyon kere yırtacağım. Böyle bir şey olmayacak, anlıyor musun? Olmayacak! Öyle mi? Öyle. İyi. Ha. Olmayacak ha? Yırt! Yırt hepsini, yırt! Sen beni durdurabileceğini mi sanıyorsun ya, ha? Gör bakalım şimdi. Hayır dedim sana Süsen, hayır! Kafeye gidip Ömer'e her şeyi anlatacağım ve oradaki herkes de bunu duyacak. İyi dinle. Süsen, hiçbir yere gitmeyeceksin. Anlatmayacaksın. Hayır diyorum sana. Anlatacağım. Süsen. Kimseye bir şey anlatmayacaksın. Gitmeyeceksin kafeye falan. Anlıyor musun? Susup oturacaksın Süsen. Süsen, anlıyor musun beni? Duydun mu? Bana bak, bana. Ben geçip susup oturacağım, ha? He. Ben de susup oturayım o zaman. Süsen! Süsen! Kaan bırak! Süsen! Kaan bıraksana ya! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kaan! Süsen! Süsen! Bırak! Kaan! 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 Bırak! Yapma Süsen, yapma! Yok Kaan! Sen vallahi... Kaan, dur! Nereye gidiyorsun? Dur, dur! Bırakır mısın? Bırak! Yeter! Sen ne yapıyorsun? İn aşağı. Aşağı in Süsen. Süsen değil mi o ya? Aşağı in. Megafon neden elinde? Kaan, ben söyleyeceğim. Tamam. Ama bak bunu yaparsan gerçekten her şey çok daha kötü olacak Süsen.
Ne olacaksa olsun artık ya. Ben bu yükün ağırlığıyla daha fazla yaşayamıyorum. Herkes! Herkes beni dinlesin! Sen bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Kan. Başka bir yol buluruz bunun için. Kan, bırak, hayır. Başka bir yol yok, ben biliyorum. Nasıl yok? Buluruz ha. Buluruz ya. Kan, bırak, hayır. Baba. Hayır, dedim sana. Sen ne olur? Hayır, kan, yeter. Oğlum, ne oluyor yukarıda? Kan, bırak lütfen ya. Ne olur Süsen, ne olur. Süsen'le Kaan tartışıyor sanırım, anlamadık biz de. Süsen'le Kaan mı? Ne olacağım, mavi bir şey açmıyor. Bir şey mi oldu acaba ya? Ne olur. Size bir şey söylemem gerekiyor. Süsen, yok yok. Bak aşağıda konuşalım, tamam mı sen de? Lütfen. Süsen? Kaan. Sen de beni anla, lütfen. Anlamıyorum Kaan ben seni ya. İlgilenmiyorum da. Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum. Ben hiç kimseye yalan söylemek istemiyorum. Sen beni anla. Kaan yoruldum. Yoruldum ben. Kaan. Ben çok yoruldum. Ne yapıyor bunlar ya? Allah kahretsin. Kaan bırak tamam. Kaan yeter Kaan lütfen. Sen... Kaan ya, ya tutma şunu ya. İzin vermeyeceksin. Kaan hayır lütfen. Kaan yeter tamam. Kaan bırak Kaan. Ben buna izin vermeyeceğim. Ya Kaan bıraksana. Sen bırak. Kaan bıraksana. Ankara'ya yanlış. İzin vermeyeceğim. Kaan bırak. Bırak. Kaan bıraksana. Kaan sen... bırak. Kaan. Aç gözünü Kaan. Kaan duyuyor musun beni Kaan? Kaan oğlum aç gözünü. Ne olur aç gözünü. Ambulans çağırın hemen ambulans çağırın. Tamam arıyorum bir dakika. Sakın hareket etmeyin tamam mı? Sakın. Alo. Ataman Koleji'ne acil bir ambulans istiyoruz. Hemen. Baba. Konuşuyor. Babam. Babam iyi iyi olacaksın bak. İyi olacaksın ne olur. Ne olur sakin ol. Tamam vallahi iyi olacaksın oğlum. Ya nerede kaldı bu ambulans? Tamam teşekkürler. Geliyor. Kıpırdatmayın. Çocukları kıpırdatmayın. Çocukları yanlış bir şey yapmayalım. Süzen iyi misin kızım? Acıyorum. Çok acıyorum. İyi olacaksınız. Tamam mı? Bir şey yok. Baba canım çok yanıyor baba. Dayan oğlum. Dayan bak geliyor. Ambulans geliyor. Dayan oğlum. Ne olur dayan oğlum. Bak, 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 bak. Beni Orhan Bey'den mi bahsediyorsunuz siz diyor. Başına bey yapmış benim kocamı. Ahlaksız, yuva yıkan, terbiyesiz kadın. Madem acaba ne desin? Orhan mı desin, Orhancım mı desin? Bey diyecek tabii ki. Bana bak Oğulcan, delirtme beni. Vallahi senden çıkarım sinirimi ha. Anneciğim gittin kadının dükkanını başına yıkadın. Yani masasını devirdin. Daha çıkartacak ne sinirin kaldı, ne yapacaksın yani? Daha neler yapabilirim ben biliyor musun Aybike? Benim cinlerimi tepeme çıkarmayacaklar. Çıkarırlarsa o lokantayı da yıkarım, bu mahalleyi de başınıza yıkarım. Ben sinirlenmeyeceğim. Yoksa korkun benden. Bu sinirlenmemiş hali mi? Anne, adam otel yerine gitti, kadının lokantasında kaldı. Lokantasında. Abartıyorsun. Aybike. Hele ikinizden biri o kadının tarafını tutsun. Vallahi silerim size. Ben doğurdum demem, çizerim üzerinizi. Bu da böyle biline. Alo Berk.
Ne? Berk, ne diyorsun sen? Nasıl düştüler? Çabuk, çabuk, çabuk hadi. Hadi çabuk, 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 çabuk. Ben babasıyım, ben de geleceğim oğlum. Tamam, geçin, hızlı olalım. Baba, hadi. Ben direkt hastaneye gidiyorum. Tamam, tamam, hadi. Ben seninle gidiyorum. Hadi. Ne olur biraz daha çabuk. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ne olur biraz çabuk, ne olur biraz çabuk. Doruk, ben de seninle geliyorum. Oğlum dayan, dayan oğlum, dayan aslanım hadi. Hadi abi, hadi. Hadi, ne olur. Aslan oğlum dayan. Dayan oğlum bak ne olur çok az kaldı. Biraz daha dayan oğlum. Engel oldum baba. Sen... Sen her şeyi söyleyecektin baba. Aferin oğlum. Aferin aslan. Korudum baba ben. Ailemi korudum. Melisa'yı korudum. Sizi korudum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Seninle gurur duyuyorum aslan oğlum benim. Ne olur biraz daha çabuk, ne olur yalvarırım biraz daha çabuk ya. Baba. Oğlum. Beni seviyor musun? O ne demek lan? Ulan babanım ben seni. Sevmek ne demek oğlum? Ben sana canımı veririm lan. Kaan, Kaan, aslanım ne olur aç gözlerini. Çok az kaldı ne olur dayan Kaan bak. Bak ne getirdim sana ne olur dayan oğlum. Kaan atakol. Bak. Babası, hakim. Baba adı hakim, ben bu aslanın babasıyım. Bu yakışıklı benim oğlum, oğlum Kaan ne olur. Oğlum ne olur dayan bak. Lan daha biz seninle hiçbir şey yaşamadık. Oğlum dayan, dayan daha balığa gideceğiz. Daha balığa gideceğiz oğlum. Ulan ne olur bir kere de benim hatırım için inat et lan. İnatçı oğlum ne olur, daha Beşiktaş şampiyon olmadı. Maça gideceğiz oğlum da abin de gelecek ne olur dayan. Ne olur dayan Allah aşkına biraz daha hızlı ne olur ya. Ha ne olacak benimki? Ha ne olacağız? Ha ne olacak? Geldik oğlum. Geldik aslanım geldik. Ne oluyor? Geldik oğlum. Geldik ne olur dayan. Ne oluyor Allah aşkına bir şey söyleyin ne oluyor? Hadi, 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 hadi çabuk ne olur hadi. Ne olur hadi biraz daha çabuk. Evet. Hadi. Sarsma, sarsma, sarsma ne olur. Dayan oğlum. Dayan aslanım benim dayan. Baba, Kaan kendinde mi? İyileşecek, iyileşecek oğlum hadi. Kaan hadi, duyuyor olur. Musun, duyuyor musun bizi Kaan? Nedir? Nedir durum? Hastanın yaşı 18. Yüksekten düşme vakası. Bilinç kapalı. Tansiyon 8'e 5. Hemen ameliyathaneye alın. Hemen acil 2 ünite kan hazırlayın. Doktor. Kurtar oğlumu. Sana yalvarıyorum kurtar oğlumu.
Tamam, siz merak etmeyin. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi bir müsaade. Ağlama oğlum. Ağlama, kurtulacak kardeşim. Doruk. Ne oldu çocuklar? Kaan nasıl? Süsen nasıl? Ya ben de kütüphanedeydim. Şok oldum. İyi misin sen? İyi. Ne dedi doktorlar? Bir şey dediler mi? Ulan sen hala konuşuyor musun? Ulan sen hala konuşuyor musun? Ne yüzle konuşuyorsun lan? Ulan sen ne biçim adamsın lan? Lan biz seni bu çocukların başına müdür diye diktik. Çocuklar patır patır düşüyor aşağı, ölüyor lan, ölüyor. Ulan ben seni gebertirim. Tamam, tamam, tamam. Seni gebertirim lan. Olur, tamam. Sen ne işe yarıyorsun tamam, lan? Tamam, 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 sakin ol tamam. Ne olur, ne olur sakin ol. Akif Bey, inanın ben de anlamadım nasıl olduğunu. Hiç tahmin edemedim böyle bir kaza olacağını. Anlasan şaşardım zaten. Anlasan şaşardım zaten. Sen bostan korkulu musun lan? Lan sen ne işe yarıyorsun? Akif amca. Bak seni öldürürüm. Dua et oğluma bir şey olmasın. Şimdi sırası değil lütfen. Ameliyattan ne zaman çıkacaklar söylediler mi? Yok. Sadece bekleyin dediler işte. Benim aklım hala almıyor ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bilmiyorum, ben de kütüphanedeydim. Ne olduysa o an olmuş işte. Doruk. Anne. Oğlum. Oğlum ne oldu? Nasıl oldu bu felaket? Hiçbir şey bilmiyoruz anne. Hiçbir şey anlamadık. Kafamızı bir kaldırdık. Süsen'le Kaan'ın tartıştığını gördük. Süsen de mi? Ne olduğunu anlayamadan itişmeye başladılar. Sonra ikisi de dengesini kaybedip düştü. Aman Allah'ım. Nasıllarmış şimdi? Bilmiyoruz. İkisini de ameliyata aldılar. Düzelecekler. İkisi de sağ salim çıkacak ameliyattan. Ben de buna inanıyorum. İkisi de düzelecek. O gece olanlar yüzünden mi tartışıyorlardı? Gel de Bahat. Gel. Lütfen bana hayır de. Lütfen, o yüzden olmadı de. Ambulansta söyledi Kaan. Seni korumak için yaptım dedi. Neden? Melisa'yı korumak için. Ailemi korumak için yaptım dedi. Senin yüzünden çocuk içeride can çekişiyor. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Sen seni seven herkese zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsun. Herkese felaket getiriyorsun. Ne biçim bir adamsın sen? Epa sus. Kurban olayım, sus. Bir duyan olacak bak. Ya hala bir duyan olacak diyorsun ya. Hala birinin duymasından endişeleniyorsun. Tek derdin bu. Duyacaklarından korktuğumu mu sanıyorsun Nebahat'im? Gerçekten duyacaklarından korktuğumu mu sanıyorsun sen? Duyan herkesin hayatı mahvoldu. Ben artık insanların hayatını mahvetmek istemiyorum. Sen kaç kişinin sonu oldun? Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum.
Çok iyi miyim sanıyorsun? Mutlu muyum sanıyorsun? Ben de nefret ediyorum kendimden. O içerideki var ya, o benim oğlum. Benim evladım. İçeride can çekişiyor. Allah benim belamı versin Nebahat. Allah benim belamı versin. Saat oldu, çıkmadılar hala. Normal mi bu şimdi? Bilmiyorum ki. Daha uzun sürünce mi iyi, daha kısa sürünce mi iyi? Ne olacak, ne bitecek hiç bilmiyorum. Süsen benim bu hayattaki en yakın arkadaşım. Birinci sınıftan beri beraberiz. Milyon kere küsüp milyon kere barıştınız yani. 100 milyon kere. Son zamanlar kötüydük tabii ama... benim yüzümden işte. Bizde de tam tersi oldu. Son zamanlarda çok iyiydik. Hatta sevgili olduk Süsen'le. Süsen, sağ salim çıkamazsa ne olacak peki? Yok, hayır, yok öyle bir şey. İkisi de iyi olacak. Hiçbir şey olmayacak onlar. Merak etme abicim. İkisi de iyi olacak. İçer misin kardeşim? Sağ ol kardeşim. Sana kardeşim dediğim kadar ona demedim biliyor musun? Kaan benim öz kardeşimdi. Ama ben ona hep sırtımı döndüm. Hep uzak kaldım. Selam. Selam. Müsait misin? Bir şey soracaktım da. Yani... çok değilim aslında ama... ne oldu, ne var söyle. Ya ben çok güzel bir yaz okulu buldum da bu yaz ona başvurmayı düşünüyorum. Ama öyle herkesi alan bir yer değil. Yani özel öğrencileri alıyorlar sadece. Bunun benimle ne ilgisi var? Değerlendirme şartlarından ilki de bir aile üyesi tarafından yazılmış referans mektubu. En çok da buna önem veriyorlar. Unut. Doruk. Benim senden başka gidecek kimsem yoktu. O yüzden sana geldim. Yani babamla aramız kötü biliyorsun. Annem de öldü. Melisa da başka bir ülkede. Ben... ne olacak, iki satır bir şey yazsan? Çok mutlu edersin beni. Kaan, ben senin hiçbir şeyin değilim. Bunu artık kabul etsen iyi olur. Sen benim kardeşimsin Doruk. Sen öyle hissetmesen de gerçek bu. İşte bak, ne güzel kendi ağzınla söylüyorsun. Ben öyle hissetmiyorum. Ve hiçbir zaman da öyle hissetmeyeceğim.
Anlat. Hani? Kardeşmiş. Kolay mı ya öyle bir anda çıkıp gelip kardeş olmak ha? Bence sen kendine başka bir tane referans olacak kardeşimiz. Önümüzdeki 50 yıl için beni unut. Keşke onun kalbini kırmasaydım. Öyle olacağını bilsem, değil iki satır, bin satır yazardım onun için. Doruk tamam yapma bunu kendine. Bak bence Kaan seni affetmişti. Ya dünü hatırlasana. Abi kardeş ne kadar eğlendiniz. Eğer sana kırgın olsa sen de öyle güler oynar mıydı? Aynen öyle. Kaan'ın yüzünde güller açıyordu oğlum dün. Senin yanında olmaktan da çok mutluydu. Öyle miydi gerçekten? Evet öyleydi. Hem bak ben inanıyorum. Kaan buradan sağ salim çıkacak. Senin de içinde kalanları telafi etmek için çok zamanın olacak. Kesinlikle. Ben de buna inanıyorum kardeşim. Yeter daha fazla üzülme. Bana baksana be. Bak bir bana. Buradan hep beraber Kaan'ı da Süsen'i de alıp güle oynaya çıkacağız. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Yok mu bir haber? Yok ya, daha bir haber yok. Delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Ya bekliyoruz burada biri bir haber versin diye bekliyoruz. Hemşire diyor ki doktor açıklayacak. Ortada doktor yok. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ne oluyor ya? Kötü bir şey oluyor da bizden mi saklıyorlar bilmiyorum ki. Akif amca yeter ya. Bekliyoruz işte tamam yani içim şişti. Of, of. Ha, doktor hanım, ne olur iyi haberler verin bize, hadi. Süsen Kılıç'ın ameliyatı iyi geçti, iç kanamayı durdurduk. Oh, Allah'a şükürler olsun. Hadi oğlum Kaan, senden şükürsün, hadi. Vücudunda düşmenin etkisiyle oluşan ezilme ve çatlaklar mevcuttu. Fakat şanslıymış ki iç organlarının hiçbiri zarar görmemiş. Çoklu kırıklar sebebiyle sol bacağını alçıya almak zorunda kaldık. Hayati tehlikeyi atlattı yani kızımız. Görebilecek miyiz şimdi peki? Az sonra normal odaya alınacak. O zaman elbette görebilirsiniz. Peki benim oğlum Kaan? Oğlunuzun durumu ciddiyetini koruyor ne yazık ki. Arkadaşlarım ameliyatına devam ediyorlar zaten. Yani ciddiyetini koruyor derken onun da kırık çıkık gibi bir şey öyle değil mi? Maalesef düşmenin etkisiyle oğlunuzun ciğerlerinde kanama olmuş ve akciğerleri kan toplamış. Arkadaşlarım gereken müdahaleyi yapıyorlar. Benim şimdilik size söyleyebileceklerimin hepsi bu kadar. Çok geçmiş olsun hepinize. Doktor! Nasıl? Nasıl geçti ameliyat? Nasıl oğlum iyi mi? Çıktı mı görebilir miyiz? Hastanın çok fazla kanaması oldu. Ameliyat esnasında da birçok komplikasyon oluştu vücudunda. Yani? Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Fakat... Başınız sağ olsun.
bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.